şimdi sizlerle beraber basit bir anahtarlık tasarımı gerçekleştirelim. Şöyle şunu da silelim. Yine buradan istediğiniz şekli alabilirsiniz. Burada birden fazla şekiller var. Yine biraz sonra da onlara bahsedeceğim. Biz kutu ile basit bir anahtarlık yapalım. Genelde 3 boyutlu yazılarla baskı alanlar bilir. Genelde anahtarlık için 7 santime 30 santim. Pardon, 3 santime 7 santim yani 30 milime 70 milim ve yükseklik de genelde 2 milim yeterli olabilir ve bunun üstüne yazı yazabiliriz. Yine bu şekli aldıktan sonra görmüş olduğunuz gibi kenarı 3 santim, alt tarafı 7 santim ve yüksekliğini 2 milim olarak belirledik. 2 milim başta gözünüze küçük gelebilir ama 3 boyutlu yazıdan baskı aldığınızda 2 milim sizin için yeterli oluyor. Yine şuradan yarıçapından köşelerini biraz şöyle desenli bir şekilde yaptık. Rengini yine buradan değiştiriyoruz. Buradaki renkleri şunu unutmamamız lazım. Buradaki renkler tamamen temsili. Yani şimdi 3 boyutlu yazılarda bildiğiniz üzere bir filament ham maddesi var. Bu ham maddeyi eriterek gerçek hayata döndürüyor. Yine öğrencilerle çalışırken ya da çalışırsanız size en çok gelecek olan soru öğretmenin buradaki rengin aynısı gerçek hayatta da olabilir mi? Onda da şöyle diyoruz. Bizim gerçek hayatta elimizde hangi renk filament varsa bu şekilde 3 boyutlu yazıdan bunun baskısını alabiliyoruz. Aksi takdirde buradaki renkler tamamen temsili. Yine delik delme işlemi Tinkercad'de çok basit, kolay. Burada 2 tane görmüş olduğunuz gibi diğer şekillerden farklı olarak şeklimiz var. Bunlar kutu ve silindir. Aslında bunlar bir altındaki kutu ile silindir ile aynı. Tek farkları içleri şöyle biraz daha yakınlaştırayım. Şeffaf. Şeffaf olduğu için de bunlar bizim delik delme komutlarımız. Aynı zamanda bizim tüm cisimlerimiz delik delme komutu oluyor. Nasıl oluyor? Şurada görmüş olduğunuz gibi katı ve delik olarak biz bunları ayırt edebiliyoruz. Aynı şekilde burada da yine katı ve delik olarak burada da yine ayırt edebiliyoruz. Örneğin ben yine şöyle bir anahtarlık için küçük bir şekilde gerçekleştireceğim. Buradan taraflar bunun yüzeyinin pürüz olup olmamasını sağlıyor. Bunu katıyken size göstermem daha kolay olacak. Şöyle görmüş olduğunuz gibi şu an ben tarafları düşürdüğümde şu an kaçgen oldu bilmiyorum ama köşeleri epey pürüzlü oldu. Şu taraflar sayesinde biz tamamen bir silindir elde edebiliyoruz. Şöyle biraz daha yakınlaştırayım. Görmüş olduğunuz gibi yüzeyi oldukça pürüzsüze yakın oldu. Daha sonrasında yine biz bunu delik komutuna getirdikten sonra şöyle şuradan genelde de 5'e 5 yeterli oluyor. Yüksekliğin bu kadar yüksek olmasına gerek yok. Bunu 10 olarak da ayarlayabilirsiniz. Ayarladıktan sonra görmüş olduğunuz gibi şuradaki şekle istediğiniz sürükleyerek herhangi bir yerine bırakabilirsiniz. Buradaki önemli olan nokta, şimdi bu biz şu an bunlar bizim ikisi de bizim yüzeyimizde ama şöyle bir durum olabilir. Örneğin biz buradaki çalışma düzlemini bir zemin olarak düşünürsek buradaki şekilleri biz zeminden yukarıya çıkartabiliyoruz. Nasıl? Tıkadıktan sonra şöyle ortada bir tane siyah bir koni geliyor. Bu siyah koniye tıkadıktan sonra görmüş olduğunuz gibi şekil şöyle. Örneğin ne oldu? Hatta buradan yerden ne kadar yüksekte olduğunu da görebiliyorsunuz. Örneğin şu an yerden 42 milimetre yaklaşık 4 santim yukarıda. Bu ne için önemli? Bu şu için önemli. Şimdi ben şuradan sıfırladım. Örneğin buradaki şekli biz aldık. Örneğin şu yerden şu kadar yukarıda oldu. Ama siz bunun üstüne şöyle baktığınızda üstünde gibi gözüküyor. Ama siz bunları delik delme komutu yaptığınızda görmüş olduğunuz gibi aralarında bir boşluk var. Şöyle. Ve bu boşluk olduğu için de delik delme komutu geçersiz olacaktır. Ondan dolayı her iki cismin de birbiriyle kesişmesi önemli. Yine bu üstündeki koniden tutarak bunu da yine sıfıra orijine getirdik. Daha sonrasında delik delme komutunu nasıl gerçekleştiriyoruz? Tabii bunda birden fazla yöntemi var. Birinci yöntemi şu. Fare ile farenin sol tuşuna basılı tuttuğumuzda ekranda gördüğünüz üzere kırmızı bir dikdörtgen şekil ortaya çıkıyor. Bunu seçtiğinizde şurada otomatik olarak sizin seçili olan iki şekliniz ekrana geliyor. Ve daha sonrasında da burada gruplandır seçeneği var. Gruplandır seçeneğine tıkladığımızda görmüş olduğunuz gibi ne oldu? Bizim anahtarlığımızın üzerinde delik açıldı. Bir diğer farklı yöntemiyle ben sizlere aktarıyorum.
Örneğin burada diyelim ki burada birden fazla şekil var. Şöyle dibine bunu koyalım. Örneğin şuradan farklı ne alalım? Şöyle piramit alalım. Örneğin şöyle bir piramidi buraya getirdim. Hani biz bunu dikdörtgenle seçmeye çalışsak yine özellikle çocuklarla bizim için zor olacak. Zor olmaması için biz nasıl bir yöntem yapıyoruz? Şöyle. İlk önce klavyeden shift tuşuna basıyoruz. Shift tuşuna bastıktan sonra önce delmek istediğimiz şekli ardından da deliğimizi seçiyoruz ve yine görmüş olduğunuz gibi bizim seçtiğimiz iki tane şeklimiz ortaya çıktı. Tekrardan anlatıyorum. İlk önce shift tuşuna basılı tutuyoruz. Önce delmek istediğimiz şekli, yani biz hangi şekil üzerine delik açmak istiyoruz, bunu seçiyoruz. Ardından da şuradaki delik, hangi delikle delmek istiyorsak bu şekilde bunu gerçekleştiriyoruz. Devam edelim. Devam ettiğimizde şimdi biz genelde bunun üstüne yazı ekleyebiliyoruz. Yazı eklerken de şurada görmüş olduğunuz gibi bizim text komutumuz mevcut. Text komutunu aldığımızda şuradan yine ben buraya sistem yazacağım buraya. İstediğiniz her şeyi yazabilirsiniz. Yine bize burada tanınan 4 tane farklı yazı karakteri var. Bu yazı karakterlerinden de hangisini kullanmak istiyorsanız gerçekleştirebilirsiniz. Şu an ben şu kısımda bende kalsın. Daha sonrasında yine biz bu metnimizi boyutlandırabiliyoruz. Örneğin şöyle yine şuradan en boy yüksekliğini. Örneğin bunun da yüksekliğini biraz orantılı olması açısından şöyle 15 yapsak nasıl gözükecek? Gayet güzel gibi. Yine şu anki yüksekliği çok fazla. Şu an bu kadar yüksek olmasına gerek yok. Toplamda bunu da 3 milim yaptığımızda bizim zaten tavan kalınlığımız kaç milimdi? 2 milimdi. Üstüne de bunun 3 milim yükseklik koyduğumuzda gayet güzel bir durum ortaya çıkacak. Şimdi burada önemli olan iki nokta var. Şimdi ben size birinci yöntemle göstereceğim. Bir de ikinci yöntemle. Şimdi eğer biz bunu bu 2 milim yüksekliği var. Bunun da 3 milim yüksekliği gözükmekte. Biz direkt bu ikisini şöyle ben şunu buraya getirdim. Getirdiğimde otomatik olarak ne olacak? Bunun 2 milim yüksekliği aşağıda kalıp buradaki yüksekliği 1 milim olacak. Biz bunu iki farklı yöntemle çözebiliriz. Birinci yöntem yine biz bunu ne yapabiliriz? Bunu yerden 2 milim yukarıya kaldırabiliriz. Görmüş olduğunuz gibi yerden 2 milim yukarıya kaldırınca kendi yüksekliği ortaya çıktı. Daha sonrasında bunu böyle yapmakla birlikte bunu şu şekilde de yapabiliriz. Şimdi bizim burada çalışma düzlemi diye bir komutumuz var. Sağ üst köşede hemen cetvelin yanında. Biraz sonra cetveli de sizlere göstereceğim. Çalışma düzlemine tıkladıktan sonra hangi yüzeyin üstünde çalışma yapmak istiyorsanız o yüzeyi seçebilirsiniz. Örneğin biz şu an bu anahtarlığın üstünde işlem yapmak istiyoruz. Anahtarlığın üstüne tıkladık. Anahtarlığın üstüne tıkladıktan sonra yine şuradan gelip text komutunu aldığımızda yine biz buraya sistem yazdığımızda ve yine şuradan ölçülerini ayarlayalım. 50'ye 15 diyelim. Bu sefer yüksekliğini 2 milim yazalım. Bu şekilde yaptığımızda görmüş olduğunuz gibi bizim bir alttaki şöyle çok arada bir hafif bir çizgi oldu. Ne oldu? Bizim anahtarlığımızın üstünü çalışma düzlemi olarak seçti. Daha sonrasında çalışma düzlemi normale döndüğümüzde yani şuradan tıklayıp kendi çalışma düzlemimize döndüğümüzde bizim normal mavi çalışma düzlemimiz ekrana geliyor. Tabii şimdi biz bunun sağında mı olacak, ortasında mı olacak? Yine bizim bu bir komutumuz var. O komut yine şöyle çalışıyor. Yine bunu farenin sol tuşuna basılı tutarak kare içerisine, dikdörtgen içerisine alabilirsiniz. Daha sonra bizim şurada hizalama komutlarımız var. Hizalama komutlarını tıkladıktan sonra şurada görmüş olduğunuz gibi köşelerde siyah noktalar çıkıyor. Bu siyah noktalarda örneğin onun anlık konumunu belirliyor. Yani siz hangi konum ya da şuradan yükseklik konumları değişebiliyor. Genelde ortalamak için benim öğrencilerimle kullandığım komut sol taraftaki siyah noktanın ortası ya da ön taraftaki siyah noktanın ortası. Böylelikle tam bir ortalanmış oluyor. Tabii şu an bunlar birbirinden ayrı. Yani ben bunları çektiğimde gördüğünüz gibi bu havada kalıyor. Bunlar birbirinden ayrı. Tabii ben bunları bu şekilde olmasını istemiyorum. Ben bunu tek bir parça bütün olarak olmasını istiyorum. Ondan dolayı da şu şekilde yine ben ikisini de kare içerisine aldığımda dikdörtgen içerisine şuradan direkt hizalama komutunu getirdiğimde yine şu şekilde ortalamda
İkisi de tekrardan üst üste gelmiş olacak. Peki ben bunları nasıl birleştirebilirim? Aynı delik delmede olduğu gibi. Ya ben bu ikisini de şuradan seçerim. Buradan gruplandır derim. Bu birinci seçenek. Şu an gördüğünüz gibi bunlar tek parça oldu. Ya da aynı az önce delik delerken de örneğin yine burada birden fazla şekil olduğunu düşünün. Yine shift tuşuna basılı tutarak gruplandırmak istediğimiz şekilleri seçtiğimizde yine burada karşımıza iki adet gruplandırma seçeneği çıkıyor. Burada yine biz gruplandıra tıkladığımızda yine bunlar ortaya çıkmakta. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bir değişiklik oluyor. Bu değişiklik önemli. Hangi değişiklik oluyor? Gruplandırmadan önce taban pembe, yazı kırmızı. Gruplandırdıktan sonra da ikisi de pembe oluyor. Şimdi buradaki bizim avantaj sağlayan nokta ne? Yani biz gruplandırma yaptıktan sonra bizim parçalarımız tek renk olarak gözükür. Ha, bunlar birden fazla renkte gözükebilir mi? Gözükebilir. Şuradan çok renkte tıklarsanız gruplandırmadan önceki renklerin hepsi döner. Ama bunlar yine özellikle küçük yaş gruplarıyla çalışıyorsanız sizleri aldatabilir. Yani işte hangi öğrenciler gruplandırdı, gruplandırmadan, gruplandırmadıdan ziyade bunu en son şeklinizi çizdiğiniz parçaları birleştirdiniz. Hani bunu çok renkli yaparak görsel amaçlı kullanabilirsiniz. Bunun diğer bir sıkıntısı yine öğrencilerle, çocuklarla çalıştığınızda öğretmenim benim baskım iki renk çıkabilir mi? Durumu söz konusu geliyor. Tabii bu makinelerin özelliklerine göre değişiyor ama gene Türkiye'de de kullanılan genel standart makinelerden tek renkte baskı alabiliyoruz. Dediğim gibi bundan dolayı da bu çok renkliye girmemek önemli. Ama siz kendi tasarımlarınızda bunları da kullanabilirsiniz. Böyle bir anahtarlığımız olmuş oldu. Daha sonrasında bunu nasıl 3 boyutlu yazıcıya aktarıyoruz? Şurada dışa aktar komutu var. Dışa aktar komutuna tıkladığımızda genelde 3 boyutlu yazıcılar için STL dosyası mevcut. STL dosyasına tıkladığımızda şöyle modelimiz inmiş oluyor. Ben kısaca size dilimleme programından da bahsedeyim. Sonra yine Tinkercad kısmına dönelim. Yani tamamen tasarımdan üretime gitmiş olalım sizlerle birlikte. Birçok farklı 3 boyutlu yazıcı için dilimleme programı var. Yani şimdi insanlar bazen şunu düşünebilir. İşte ben Tinkercad'de çizdim ya da SolidWorks'te çizdim. Direkt bunu ben 3 boyutlu yazıcıdan çıktı alabilir miyim? Maalesef bunu sağlayamıyoruz. Nedeni de şu şekilde, şimdi programda açılıyor bir anda. Programda ekrana gelmiş olduğu gibi ben de sizlere göstereyim. Aslında bizim şuradaki çalışma düzlemimiz tamamen aynı şuradaki Tinkercad ile çalışma düzlemi. Yani bu çalışma düzlemi mantığını hem kendimizde hem de çocuklarda oturtmak önemli. Daha sonrasında biz burada bir şeyimiz var, bizim baskı alanımız var. Daha sonrasında direkt buradan indirdiğimiz tasarımı içerisine sürükleyerek, bıraklayarak getiriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi burada da bir ne oldu? 3 boyutlu yazıcının hacmini simge eden alana bu gelmiş oldu. 3 boyutlu yazıcılar şu mantıkta çalışıyor. Özetlemek gerekirse 3 boyutlu yazıcılar sizin ona ne çizdirdiğinizi bilmez. Sadece siz 3 boyutlu yazıcı bir dilimleme programı, yani şu an gördüğümüz program gibi program sayesinde ne yapar? Bunu G-Code'a çevirir. G-Code nedir? G-Code da örneğin bir CNC makinesi olabilir ya da 3 boyutlu yazıcı olabilir. Bu makinenin hangi eksenlerde, hangi yüzeylerde nasıl bir işlem yapacağına, kaç dakika, kaç saniye oradaki süre duracağı anlamına gelir. Örneğin ben şu an şurada bunu gerçekleştirdiğimde, şöyle örneğin hazırla komutuna tıkladığımda, burada bana yaklaşık 40 dakika gibi bir baskı alanı çıkıyor. Hızlıca bunlardan bahsedecek olursam sizin için bilmeniz gereken şuradaki 0,3 katman yüksekliği demek aslında bunun çözünürlüğü anlamına geliyor. Yani şu an bu 300 mikronda. Ben bunun katman yüksekliğini azalttıkça yani mikron şeyini arttırdıkça, kalitesini arttırdıkça 200 mikronda gördüğünüz gibi süresi artmış oldu. Ya da burada içerisindeki malzemenin dolgu olanı var. Örneğin şu an bu malzemenin dolgu oranı %20. Onu da şuradan görebiliyoruz. Şöyle bunun baskısını yaparken bu 20 katmandan çalışacakmış. Yani şöyle simülasyon kısmını aldığımızda şöyle biraz daha ben hızlandırayım. Şu an bunun ucu aynı 3 boyutlu yazıcının ucu gibi düşünebilirsiniz. Biraz daha şöyle hızlandırdığımızda katman katman çıkarak şu an gördüğünüz gibi işliyor. Ben bunu %20 değil de örneğin %80 yapsam, tekrardan hazırlasam
Ne olacak? Baskılar arasındaki bizim daha katı bir hal alacak. Şu an gördüğünüz gibi daha hızlı bir petek şekilde işlemeye başladı. Hem de baskı süresi de biraz daha uzamış oldu. Tabii bunlar bu kadar hızlı anlatılacak şeyler değil. Sadece ben sizin konuları kavramanız için anlatıyorum. Yoksa sizler için tekrardan üç boyutlu yazıcıda eğitiminde planlarız. Onu da uygun bir vakitte gerçekleştir. Ama dediğim gibi kısaca üç boyutlu, yani Tinkercad'den yaptığınız bir tasarımı üç boyutlu yazıcıyla gerçek hayata dökebiliyoruz. Yani üç boyut tasarımın en büyük özelliği de bu.